Bismillahirrahmanirrahim. Futahat-ı Mekkiye 11. Sefir 76. kısımdan devam ediyoruz. Allah adamlarından bir grup her dönemde 24 kişidir. Bunlar feth ricali yani açma adamları diye isimlendirilir. Sayıları artmaz ve eksilmez. Allah kendi ehlinin kalplerini açacağı marifet ve sırları bu insanlar vasıtasıyla açar. Allah onların sayısını saatlerin sayısınca yapmıştır. Her saatte onlardan bir adam vardır. Gece ya da gündüzün bir saatinde bilgi ya da marifetlerle ilgili bir husus bir kimseye açılırsa o bilgi o saatin adamına aittir. Onlar yeryüzünde dağınık dağınık bulunur. Hiçbir zaman bir araya gelmezler. Onlardan her biri kendi yerinde bulunur ve orayı terk etmez. Yemen'de 2 kişi, Doğu şehirlerinde 4 kişi, Mağrib'de de 6 kişi vardır. Diğerleri ise başka bölgelerdedir. Onların Allah'ın kitabından olan ayetleri Allah insanlara bir rahmet açtığında onu kimse engelleyemez ayetidir. Daha önce zikrettiğimiz 4 kişinin ayeti ise bu ayetin kalan kısmıdır. Bir şey tutarsa artık onu gönderecek hiç kimse yoktur. Allah aziz ve hakimdir. Bununla beraber bu kişilerin kademi Allah 7 göğü yarattı ayetindedir. Onlardan bir grup 7 kişidir. Bunlara yüksek adamlar denilir. Hiçbir dönemde sayıları artmaz ve eksilmez. Onlar yüksek miraçların adamlarıdır. Her nefeste onların bir miracı vardır. Onlar nefesler aleminin en üstünleridir. Allah'ın kitabından ayetleri siz üstün olanlarsınız ve Allah sizinle beraberdir ayetidir. Tasavvuf ehlinden bazı insanlar sayıları 7 olduğu için bu kişilerin bedeller yani ebdar olduğunu zannetmiştir. Nitekim bazı kimseler de bedelleri 40 saymış ve sayıları 40 olan recebileri bedeller zannetmiştir. Bazı kimseler ise onların 7 kişi olduğunu söylemiştir. Bunun nedeni Allah'tan bu konuda herhangi bir bildirimin gelmemiş ve her dönemde Allah'ın seçilmiş kulları hakkında bir sayının belirtilmemiş olmasıdır. Söz konusu kişiler her dönemde Allah'a ait seçilmiş kullardır ve Allah onlar vasıtasıyla alemi korur. Bazı insanlar sayıları şu kadar olan adamlar bulunduğunu duyduğu gibi her dönemde mensuplar için belli bir sayının bulunmadığı sayıları artan ve eksilen bir takım korunmuş mertebeler olduğunu da duyarlar. Bunlara örnek olarak fertleri, su adamlarını, eminleri, sevenleri, dostları, Allah ehlini, sezgi sahiplerini, sohbet adamlarını, seçkinleri ki bu adamlar seçilmişlerdir bunları verebiliriz. Bu mertebelerden her biri her zamanda bir takım adamlarla korunmuştur. Şu var ki onlar belirttiklerimiz gibi özel bir sayıyla sınırlı değildir. Sayı adamlarını tamamladıktan sonra bu mertebeleri ve adamlarının özelliklerini zikredeceğiz. Biz onlardan bir grup ile karşılaştık ve hallerini gördük. Bu 7 kişi oruç yani miraç yani yükseliş sahipleridir. Onlar daha önce de söylediğimiz gibi Allah'tan özel bir mertebe edinmek için özel bir miraç yaparlar. Bu insanlar özellikle yükselen nefes ile beraberdir. Allah'ın bazı adamları vardır ki onlar hayat ve gıdalarının kendisiyle gerçekleştiği rahmani nefes sahibidir. Onlar 21 kişidir. Onlardan bir grup 21 kişidir. Bu insanlar alt ve aşağının adamlarıdır. Onlar Allah'tan telakki ettikleri bir nefes sahibidirler ve kendilerinden çıkan nefes hakkında bir bilgileri yoktur. Bu insanlar hiçbir dönemde sayıları artmayacak ve eksilmeyecek şekilde bu sayıdadır. Allah'ın kitabından ayetleri sonra onu aşağıların aşağısına indirdik ayetidir. Doğa alemi kastedilmektedir. Çünkü ondan daha aşağısı yoktur. Allah doğa alemi kendisiyle hayat bulsun diye insanı ona indirmiştir. Çünkü doğa asıl bakımından ölüdür. Allah ise kendisini gönderdiği bu rahmani nefes vasıtasıyla ona hayat vermiştir. Bu sayede hayat bütün varlığa yayılır. Çünkü Allah'tan başka her şeyin yaratılış amacı Allah'a ibadettir. Öyleyse her şeyin varlık bakımından, diri hüküm bakımından, diri hüküm bakımından ise ölü olması kaçınılmazdır. Allah'ın dışındaki her şey hayat ve ölümü bir araya getirir. Bu nedenle Allah insan kendisini daha önce yarattığımızı hatırlamaz mı diye hitap etmiştir. Burada Allah şeylik halinde onunla beraber olduğun gibi bu şeylik yokken de onunla beraber olduğunu ifade eder. Bu nedenle varlık bakımından diye diri, hüküm bakımından ölüdür dedik. Bu adamlar her nefesle birlikte Allah'ın katından gelen şeylere bakarlar. Onlar
sürekli huzur sahipleridir. Onlardan bir grup ise 3 kişidir. Onlar her dönemde sayıları artmaz ve eksilmez bir şekilde ilahi ve kevni yardımın adamlarıdır. Onlar Allah'tan yardım ister ve yaratıklara yardım eder. Fakat bunu lütuf, yumuşaklık ve rahmet ile yaparlar. Yoksa başa kalkma, şiddet ve zorlama ile yapmazlar. Onlar kendisinden istifade etmek üzere Allah'a yönelir, yarar vermek üzere aleme yönelirler. Onların içinde bir takım kadınlar ve erkekler vardır. Allah onları insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve Allah katında başkasının katında değil, onları yerine getirmeye koşmak için ehil yapmıştır. Bu insanlar 3 kişidir. Bir tanesiyle işbirliğinde karşılaşmıştım. O karşılaştıklarımdan en büyükleriydi. Adı Musa bin İmran'dı ve vaktinin efendisiydi ve 3 kişiden biriydi. Allah'ın yarattıklarından hiçbir şeyi istememişti. Bir rivayette Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylediği zikredilir. Bana bir konuda söz verene cenneti vaat ederim. Kimseden bir şey istememek. Osman bin Affan'ın kölesi Ebban bu hadisi benimsemiş ve ona göre hareket etmişti. Bineğinin üzerindeyken elinden kırbacı düşse kimseden kırbacını kendisine vermesini istemezdi. Bineğini çökertir, yere iner ve kırbacını alırdı. Bu insanların özelliği şudur. Allah'ın yaratıklarına bir şey verdiklerinde kendilerinde lütuf, güzellik görülür. Öyle ki insanlardan bir şey alanın kendileri ve insanların onların üzerinde bir hak sahibi olduğu zannedilir. İnsanlara bu gruptan daha güzel davrananı görmedim. Bu 3 kişiden birisi sürekli ve kesintisiz bir şekilde fetih halindedir. O makamdan makama geçmeyecek şekilde tek bir kadem üzerindedir. Allah ile durur, yaratıklarında Allah'ın emrini yerine getirir. Onun düsturu Allah'tan başka ilah yoktur. O hay ve kayyumdur ilkesidir. İkincisi ise melekut aleminin sahibidir. Meleklerle oturur, makam mahalleri değişir. Alemin her bir suretinde ortaya çıkar. Dilerse ruhanileşir. Buna örnek olarak Kadiyübül Banı verebiliriz. Üçüncüsü ise mülk aleminin sahibidir. İnsanlarla oturur ve yumuşak bir üsluba sahiptir. Onun makamları da değişir. Bu kişi insanlara yani hayvani nefslere yardım eder. İkincisi ise meleklere yardım ederdi. Onların işleri tuhaf, anlamları latiftir. Onlardan bir grup 3 kişidir. Hiçbir dönemde sayıları artmaz ve eksilmez. Onlar ilahi ve rahmani kimselerdir. Bazı hallerinde bedellere benzeseler bile onlardan değillerdir. Allah'ın kitabından ayetleri Kabe'de onların duaları sadece alkıştır ayetidir. Allah'ın kelamı hakkında 2 inanç arasında garip bir inançları vardır. Onlar ilahi vahyin ehlidir. Onu kaya taş üstündeki bir ses gibi veya çan sesi gibi duyarlar. Bu grubun makamı budur. Onların bu konudaki anlayışları hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Çünkü onların durumları hakkında herhangi bir şey öğrenemedim. Acaba Allah vahyi söylediğinde bu çan sesinde onları anlama gücünü kendilerinden mi vermişti? Yoksa çan sesinin getirdiği bilgileri anlamada başkalarına mı muhtaçtılar? Nitekim bazı insanlar hakkında şöyle denilmiştir. Kalplerinden korku gidince Rabbiniz ne demiştir derler. Onlar gerçeği diye cevap verir. Böylece bayıldıktan sonra söylenen şeyi anlarlar. Çünkü Allah vahyi konuştuğunda sanki o melekleri bayıltan bir çan sesi gibidir. Ayıldıklarında ise ki bu kalplerinden korku gidince sözüdür, şöyle derler. Rabbiniz ne demişti? Bu 3 kişinin durumunu bilemiyorum. Acaba onlar Hakk'ın kelamını duymada bu konumda mı idiler? Yoksa peygambere verildiği gibi onlara da anlayış mı verilmişti? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen vahiy bana zil sesi gibi gelir ki bu bana çok ağır gelir. Sonra ses kesilir ve vahyedileni anlarım. Allah onların bu konudaki durumunu en iyi bilendir. Kimse bana onların durumu hakkında bilgi vermediği gibi bu konuda onlara soru sordum fakat hiçbiri bana bir şey söylemedi. Allah katından da onların durumu hakkında bir bilgi edinemedim. Onlardan birisi de tek bir adamdır. Bazen kadın da olabilir. Onun ayeti o kulları üzerinde hüküm sahibidir ayetidir. Allah'tan başka her şeye onun yetkisi uzanır. Cesurdur, atılgandır, iddia sahibidir, doğruyu söyler, adaletle hüküm verir. Bu makam sahibi Şeyhimiz Bağdatlı Abdülkadir el-Cilid idi. O, yaratıklar üzerinde hakkıyla otorite ve etki sahibiydi.
Onun işi büyük, haberleri meşhurdu. Kendisiyle karşılaşmadım. Fakat bu makamda bulunan zamanımızın sahibiyle karşılaştım. Abdülkadir benim karşılaştığım şahıstan bazı konularda daha yetkin idi. Fakat diğeri vefat etmişti. Kendisinden sonra o makamı günümüzde üstlenen kişiyi bilmiyorum. Onlardan bir kişi de tek bir adamdır. Bu kişi bileşiktir, karışıktır. Makamında kendisinden başkası bulunmaz ve İsa aleyhisselama benzer. O ruh ve beşer arasında doğmuştur. Belli bir babası yoktur. Nitekim Belkıs'ın da cin ve insanlar arasında doğduğu anlatılır. Bu kişi iki farklı cinsten oluşmuştur ve bu nedenle bir berzah adamıdır. Allah berzah alemini sürekli onunla korur. Öyleyse hiçbir dönem böyle bir adamdan yoksun değildir. Onun doğumu bu nitelikle gerçekleşmiştir. Bu kişi doğa bilimcilerinin görüşlerine aykırı olarak annesinin suyundan yaratılmıştır. Doğa bilimcilerine göre ise kadının suyundan çocuk doğmaz. Halbuki Allah her şeye kadirdir. Onlardan birisi de tek bir adamdır, bazen de kadındır. O, bütün alemlere uzayan ince bağlara sahiptir. Bu kişi makamı bilinmeyen ve her dönemde tek kişi olan biridir. Onun halini bilen bazı tasavvuf ehli kendisini kutup ile karıştırarak kutup olduğunu zannetmişlerdir. Halbuki kutup değildir. Onlardan birisi de bir kişidir ve makamı ile isimlendirilir. Onun adı Sakit Er-Refref bin Sakıt el-Arş'tır. Konya'da kendisini gördüm. Onun Allah'ın kitabından ayeti battığında yıldıza yemin olsun ki ayetidir. O halini aşamaz. Sürekli kendisi ve Rabbi ile meşguldür. İşi büyük, hali yücedir. Onun görmek kendisini göreni etkiler. Onda kırıklık vardır. Ben de kendisini kırık ve zelil bir halde gördüm. Durumu beni şaşırttı. Marifetler hakkında konuşurdu ve çok haya sahibiydi. Onlardan birisi de iki adamdır. Kendilerine Allah ile zengin adamlar denilir. Onlar her dönemde nefesler alemindendir. Onların ayetleri Allah alemlerden müstanidir ayetidir. Allah onlar vasıtasıyla bu makamı korur. Birisi diğerinden daha kamildir. Birisi kendisine izafe edilirken ki o düşük mertebede olandır, diğeri Allah'a izafe edilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu makam sahibi hakkında zenginlik mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir buyurmuştur. Bu makamın iki adamı vardır. Alemde gönül zenginleri bulunsa bile onların zenginliğinde kuşku vardır. O nedenle zamanda saf zenginlik bu iki adama özgüdür. Onların sonları başlarında ortaya çıktığı gibi başlangıçları da sonlarında ortaya çıkar. Onlardan birisi şehadet alemine yardım eder. Bu bakımdan şehadet alemindeki her zengin yani zenginliğini bu adamdan alır. Diğer ise melekut alemine yardım eder. Öyleyse melekut aleminde Allah ile zenginleşen herkes bu adamdan yardım alır. Bu iki adamın kendisinden yardım aldığı kimse ise hak ile özdeşleşmiş yani tahakkuk etmiş ulvi bir ruhtur. Onun zenginliği Allah'tır yoksa Allah ile zengin değildir. Zenginliği o ikisine izafe ettiysek de zenginlik adamları üç kişidir. Onların beşerilik yönüne bakılırsa zenginlik adamları iki kişi olur. Bazen bu adamlar kadın da olabilir. Öyleyse nefs ile zengin olan, Allah ile zengin olan ve zenginliği Allah olan kimselerden söz etmekteyiz. Biz bu üç adamın tanınması hakkında ilginç bir risale yazmıştık. Onlardan birisi de tek bir şahıstır. Bu şahıs her nefeste farklı hallere girer, Rabbi hakkındaki bilgisiyle Rabbinin zatı hakkındaki bilgisi arasında her nefeste bıkmadan, usanmadan farklı hallere girer. Onu tek bir menzilde görmek neredeyse mümkün değildir. Adamlar içinde rical hal bakımından ondan daha garibi yoktur. Allah'ı bilenler içerisinde bu makam sahibinden daha büyük bilgi sahibi de yoktur. Allah'tan korkar ve ondan sakınır. Onu tanıdım ve gördüm, bana bilgi verdi. Allah'ın kitabından onun ayeti, onun benzeri bir şey yoktur. O işitendir, görendir ile sonra sizi bir daha onlara üstün kıldık ayetleridir. Onun eklemleri Allah korkusundan sürekli titrer. Ben onu böyle gördüm. Onlardan birisi de tahkim ve ilave bilgiler adamlarıdır. Onlar her dönemde sayıları artmadan ve eksilmeden 10 kişidir. Makamları duadan az diliyle seçilmişliği izhardır.
Halleri gaybe imanın artması ve bu gaybın öğrenilmesinde bilginin artışıdır. Artık onlar için gayb kalmaz. Her gayb onlar için şehadet, her hal onlar için ibadet. Bir gayb onlar adına şehadet haline geldiğinde başka gaybe imanları ve onu öğrenmeye olan inançları artar. Allah'ın kitabından ayetleri de ki Rabbim bilgimi artır ayetidir. Başka bir ayet ise imanlarıyla beraber imanları artar. Onlar müjdelenmiş bir halde imanları artar ayetleridir. Müjdelenmenin konusu imandaki artıştır. Allahu Teala başka bir ayette kullarım beni sana sorduklarında ben onlara yakınım. Bana dua ettiklerinde dua edene karşılık veririm buyurur. Onlardan birisi de 12 kişidir. Onlar büdeladır. Ebdal değillerdir. Her dönemde sayıları artmaz ve eksilmez. Büdela diye isimlendirilmişlerdir. Çünkü onlardan birisi bulunmadığında diğeri onun yerini alır ve hepsi birden onun yerine getirdiği işi yapar. Böylece her biri hepsinin aynı sayılır. Allah hakkında yadırganacak iş değildir. Alemi tek bir şeyde toplamak. Bu kişilerin durumları isim bakımından bedellerle karışık görünür. Aynı zamanda sayı bakımından da nakipler yani nükeba ile benzeşirler. Allah'ın kitabından ayetleri Belkıs'ın sanki odur sözüdür. Burada Belkıs tahtından söz etmektedir. Belkıs'ın gördüğü kendi tahtıydı. Halbuki onda kuşkuya kapılması kendiliğindendi. Yoksa görülen taht kendi tahtıydı. Alışılagelmiş mesafenin uzaklığı Belkıs'ı kuşkuya düşürmüştü. Zaten bu yolda insanların bir grubu alışkanlıklar nedeniyle sapmıştır. Onlardan bir grup ise arzu adamlarıdır. Sayıları beştir ve sıkıntı sahipleridir. Onların durumunu betimleyen bir kişi şöyle demiştir. Gecemin uzayıp uzayamayacağını bilmiyorum. Uyumayan kişi bunu nasıl bilebilir ki? Arzular müşahede içinde onları huzursuz eder. Onlar Allah ehlinin hükümdarlarından ve beş vakit namaz adamlarıdır. Onlardan her biri farzların hakikatine tahsis edilmiştir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem göz aydınlığım namazdadır hadisi bu anlama ve bu makama yorumlanır. Allah alemin varlığını onlarla korur. Allah'ın kitabından ayetleri namazları özellikle orta namazı koruyunuz ayetidir. Onlar gece ve gündüz namazdan bıkmaz. Salih el-Beriri onlardan de. Kendisiyle karşılaştım, ölünceye kadar arkadaşlık ettim ve kendisinden yararlandım. Faslı Ebu Abdullah el-Mehdevi de onlardandı. Onunla da arkadaşlık ettim. Keşif sahiplerinden bazıları her namazın onlar adına cesetlendiğini zannetmiştir. Halbuki onlar somut şeyler değildir ve iş öyle değildir. Onlardan birisi de her dönemde sayıları artmadan ve eksilmeden 6 kişidir. Harun er-Reşid'in oğlu Es-Sebdi onlardandı. 599 yılında Cuma namazından sonra tavaf ederken kendisiyle karşılaştım. O da Kabe'yi tavaf ediyordu. Tavaf yaparken kendisine soru sordum. Onun ruhu tavaf esnasında duyulan bir şekilde benim için cesetlendi. Bu durum Cebrail'in bir bedevi suretinde cesetlenmesine benziyordu. Bu 6 adamı tanıdığımda daha önce 6 adam olduğunu bilmiyordum. Yakın zamanda bana onlar tanıtıldığında makamlarının mahiyetini de bilmiyordum. Bundan sonra onların 6 gün adamları olduğunu anladım. Bu 6 gün kendisinde Allah'ın alemi yarattığı günlerdir. Bunu ise onların düsturlarından öğrendim. Çünkü onların düsturları gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları 6 günde yarattık ve bir zorluk çekmedik ayetidir. 6 gün adamları insanın varlığı ile ortaya çıkan otorite sahibidir. Bana bildirildiğine göre onlardan birisi Akkalı'dır. Burası Erzenir Rum illerinden Avani'deki bir yerdir. O şahsı bizzat tanırım ve kendisiyle arkadaşlık yaptım. Bana çok saygı gösterir ve değer verirdi. Dimeşk'te, Sivas'ta, Malatya'da ve Kayseri'de kendisiyle bir araya geldim. Bir süre bana hizmet etti. Onun iyilik yaptığı bir annesi vardı. Harran şehrinde annesine hizmet yaparken onunla bir araya geldim. Onun kadar annesine hizmet edeni görmemiştim. Bu adam zengindi. Uzun senelerdir kendisini kaybettim. Şimdi yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Kısaca alemde sayıyla sınırlı olan her bir şeye ait bir takım Allah adamları vardır. Bu adamlar da her dönemde sayıyla sınırlıdır.
Allah onlar vasıtasıyla söz konusu şeyi korur. Her dönemde belirli sayıyla, sınırlı ve zamanı kendilerinden yoksun kalmadığı adamları böylece zikretmiş olduk. Şimdi ise her dönemde kendileri için sabit kalan belirli bir sayıyla sınırlanmayan Allah adamlarını zikredeceğiz. Onların sayısı artar ve eksilir. Ardından bu kişilere özgü sır ve ilimleri zikredeceğiz. Bunlar çokluk vazlıklarına göre taksim edilmiş ilimlerdir. Öyle ki bir zamanda onlardan birisi meydana gelmiş olsa bütün iş o tek kişide toplanırdı. Şimdi o yol ehlinin zikretmiş olduğu bilinen makamlardan mümkün olanların bir kısmını zikredeceğiz. Şeriat da onlardan bir kısmını ya da çoğunu belirlemiş ve isimlendirmiştir. Bundan sonra ise bu bölümle ve velilerle ilgili meseleleri zikredeceğiz. Bütün bu meseleleri toplam olarak sadece kamil veli bilebilir. İmam Muhammed bin Ali et-Tirmizi bu meselelere dikkat çekmiş bir kişidir. Tirmizi bu konularda bir takım zayıf ve dayanıksız iddiaları gördüğü için iddia sahiplerini denemek için bu konuları sormuştur. Bu meseleleri ise onların iddialarını kanıtlayan bir mihenk ve ölçü yapmıştır. Burada alemin zahirinde bulunan alışkanlıkları aşma ile ilgilenmemiştir. Halbuki sıradan insanlar alışkanlıkları aşmayı veliliğin kanıtları saymıştır. Gerçekte bunlar Allah ehline göre kanıt değildir. Sufiler, ilahi ilimler, sırlar ve iddia ettikleri şeyler hakkında birbirlerini deneyebilir. Çünkü doğru sözlü insanlara göre alışkanlıkları aşmak, Allah'ın kendilerine ihsan ettiği ve zevk bakımından başkalarının kendilerine ortak olmadığı anlayışa göre onların batınlarında ve kalplerinde gerçekleşir. Şimdi ise herhangi bir sayının sınırlamadığı ve kimsenin belirlemediği adamların lakaplarını zikredeceğim. Yardım eden Allah'tır. 76. kısım sona erdi. Onu bu adamlardan bir kısmı Velamilerdir bahsiyle başlayan 77. kısım takip edecektir.